Bu neymiş? Sert olan bölgelere koyuyorsunuz sanıyorum. Ya şunu bir kez yaptırmak istiyorum ya. Hiçbir şeymiş canım. Kanımın yarısı gitti. Aynıymış sülük. Ama tek sefer de işe yaramaz. Nasıl, ya nasıl bir işe yaramıyor ya? Boşuna mı yaptırıyor bu yıllardır amına koyayım? Vallahi bilmiyorum da abi. Bana şey dediler gerçi. Belki bende işe yaramıştır. Adam sen kansızsın dedi bana. Kan çıkmıyor senden. Sen yurt dışından yüzden... bayağı ünlüler de yaptırmaya geliyordu Türkiye'ye ya. Yarın işe gelmiyor. Yüzücü biri yaptırdı değil mi? Abi şok koyuyor bana. Şunlar kaldırmıyor bizim kiloyu. Çok üzülüyorum ya. Herkese merhaba Dorkun. Bugün ilginç tıp yöntemleri. Nefercim hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? Tedavi yöntemleri deniyoruz. Sülük, hacamat, osteopati, enerji ile iyileştirme yöntemleri deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyorlar mı? Evet, Üsküdar'a geldik. Türkiye'nin en büyük geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, Türkiye'nin en büyük hacamat ve sülük merkezinin önündeyiz. Bu kadar büyük bir hacamat ve sülük işlemi yapılan bir yer ben görmemiştim. Hiç hayatımda hacamat ya da sülük yaptırmadım. Ağrıları iyi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu vakumluyorlar ya, böyle emciği çıkıyor derinin, kan oturuyor yani, bildiğin mosmor oluyor. Yani bu gerçek anlatıyordur gerçi. Neyi soruyorsun? Geliyormuş. Zibil tane şey iyi geliyormuş. Doktorumuz da çok meşhur. Bir sürü televizyon kanalına, sabah programına çıkmış. Şimdi gireceğiz, önce bir doktorumuzla konuşalım. Hacamat nedir? Sülük nedir? Sonra da yaptıralım bakalım, ağrılara iyi geliyor mu? Bir işe yarıyor mu? Benim burada tek merak ettiğim bir şey var abi. Bir dakika, o jiletleme sahneleri var mı burada? Ay, banlanırız ha. Var. Var ama abi, kan yoksa yani göstermiyorlar orada. Bir, ha tamam. Mülür mülür atıyorlar sanırım. Tamam, benim tek merak ettiğim şey... Pis kanı alıyor diyorlar da pis kan zaten vücutta dolaşıyor mu ya? Dolaşıyor tabii canım. Ya dolaşıyor da yani bilmiyorum. Temizlenmiyor mu kan ya vücudumuzda? Kalp temizliyor işte. Toplar damardan kalbe geliyor. Kalp onu atar damardan çıkarıyor. Ne bileyim. Kan değil ya, ketçap. Tek merak ettim o benim. Bakalım ağrılara iyi geliyor mu? Bir işe yarıyor mu? Benim bildiğim kadarıyla Orkun'da da ben bir hacamat, bir sırt ağrısı belarısı oluyor. Çıkıyorum. Böyle sipariş veriliyor mu? Merhaba. Merhaba hocam. Gel bakalım. Arkada Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sülük uygulama belgesi var. Kupa uygulama belgesi var. O kupa uygulaması da hacamat oluyor herhalde. Bunlar herhalde hocanın kendi özel sülükleri. Ayırıyor bunları. Abi yayında ya. Tıp Hakize. Bu Leyla. Kaç tane var burada? Filmde görmüştüm. Hiç gerçekte silik gelmedim yani. Silik. Hocam şimdi biz merak ediyoruz. Hacamat nedir? Sülük uygulaması tamam, burası nedir? Önemli. Nasıl yapılır? Hacamat vücudun yenilenmesi için imkan tanımaktır. Kan detoksudur. Bu vücudu yeniler, enerji verir, uykuları düzenler, hastalıkların kolay bir şekilde atlatılmasını veya kronik hastaysa konforlu bir hastalık sürecini sağlar. Kanın telvesini aldığımız zaman o telvenin içinde kanserojen, alerjen, toksinler, işte GDO'lu ürünler, katkı maddeleri, besinlerdeki bunların hepsi orada birikir. Onu dışarı aldıkça kan incelir. Siz aslında bardakla beklettikten sonra o şişen bölgeyi kesiyorsunuz değil mi? Önce ön vakumlama, sonra çok yüzeyel çizikler. Kesi değil, çizik. Hı. Keselim hocam, beni de. Bir çizik atalım. Çizik atalım, beni de çizin. Tam denemiş olalım bari biz de. Siz normalde doktorsunuz bu arada. Tıp doktoruyum, Cerrahpaşa mezunu. Sonrasında alternatif tıp alanına yöneldiniz. Tabii şimdi bu şey, vücudun kendi imkanlarıyla nasıl zindelik, enerji, yenilenme bunlar önemli. Yani bunları sağlayabiliriz. Bel fıtığım var benim, sırtım benim hep ağrır. İşte yoga yaparım, spor yaparım. Tabii canım, kağıt kesiği gibi küçük vuruyordur ya. Hacamat ve sülük deneyeceğiz. Banlanmayız oğlum. Niye banlanalım ya? Ne alakası videolar, var? Videolar, televizyon programı katılımları. Tıp oğlum bu. Bay seans. Burası bay bölümü. Ya. Bu da hayatta en sevmediğim şeydir herhalde. Popo açık. Ben görmeyeceğim zaten ne olduğunu. Siz göreceksiniz. Üst taraf sülük, alt taraf hacamatmışız. Bunlar şimdi şey mi? Hacamat kupamız evet, mı? Kupalar evet. Bunlar tek kullanımlık. Ne yapıyoruz içine şu an? Zeytin kavanozu ya. Vakumlamak için pamuğun yanması gerekiyor. Şöyle oturur musun? Bak şuraya oturayım. Ayakları koyalım. Tamam. Bunun böyle plastik bir şeyleri satılıyordu. Görmüştüm bir yerlerde böyle. Vakumlu. Vakumlu evet, böyle. Hava çekiyor. Bluk 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 pompalıyor mu böyle onu? Emiyor. Sırtımı açayım şöyle size. Ne yapıyoruz şu an sırtıma? Şu anda temizlik. Önce bütün müdahalelerde tıpta bir temizlik hareketi. Ben pis miyim? Onu mu demek aslında istiyorsunuz bana? Aslında tıp ben öyle.
kupaları yerleştirip bu tamam. bölgedeki yumuşama ve canlanma hareketlerini... Şuralarım da taş gibi zaten noktaları. Hissedersiniz. Şurası daha yumuşak da şuram mesela taş gibi. Oraya sülük uygulayacağız. Sülük orası. Değil mi? Dokununca anlıyorsun. Bence de sülük burası. İşte ön vakumlamadır bunun adı. Sadece vakum. Hissediyorum bir şey yapışık. Var değil mi şu an bir şey? Bir tane. Bir tane, evet bir tane oldu. Bu gitgide daha mı çok sıkacak beni? Yok hayır bu kadar. 4 tane bundan koyacağız. 2 tanesi tamam. Kavanoz takmak yerim varmış sanki sırtımda da oraya takılıyormuş gibi böyle hani. Ne kadar süre kalmalı hocam bu? Yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arası. Aa ben miyim o? Yumurtalarım çıkmış sanki sırtımdan. Evet şimdi çekiyorum alıyorum. Nasıl bir an? Şu şekilde. Aa. Havayı şimdi burada jilet atacak istiyorsan gösterme abi. Atıyor gösteriyor mu tam? Jilet vuruşunu gösteriyor da kanı göstermiyordu sanırım ya. Önce fiiiirr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 
Göstermiyor şey galiba. Sanmıyorum ya. Bak çizikler. YouTube uygunsa. İğne böyle bir girip çıkıyor ama acı yok böyle. Hani ne oldu şimdi bana? Cilt aralığından toksik yani birikmiş kan almak için çok dokundurma çizikler. Bizim ekibin surat ifadesini görünce benim surat ifadem değişiyor. Sansür atmış zaten. Lan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim. Kirli kan çıkıyor, kirli kan çıkıyor. Kirketi, kötü şeyi atıyoruz. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. İyi misin? Tamam. İyiyim. Güzel. İyiyim. Bu ne kadar kalacak benim vakum sırtımda? Bitti. Şu anda bir dakika daha durdun mu tamam. Hocam hayır, sizin oğlum, de anlatın. Kemal ketçaptan banlanmadı. Kemal'in izlediği şey... Şiddet görünümlüydü o yani. Şakaydı ama böyle şaka çok da bariz olmadığı için onu yanlış anlamış olabilirler. Bayağı böyle sansürlü mansürlü sanki bir şiddet içeriği varmış gibiydi o. Sülüğü biz genel şey kan emiyor diye biliyoruz ya. Sülüğün etkisi yaklaşık 100-120 adet enzim salgılar. Sülüğün namına sebep olan salgısı... Zamanında ya eski mevzu. Ağrı kesici, kan inceltici etkileri olan sülüğün enzimidir. Çıkarsak mı artık bunları? Onu izledik kardeşim. Bu kadar, telve. Hiçbir şeymiş canım değil mi? Kanımın yarısı gitti. Hiçbir şey almadınız hocam. Ben o şeyi görünce o vücudumdan çıkan koyu böyle yoğun kan. Böyle hani normal sıvı kan gibi değil de gerçekten kahvenin altında kalan telvesi gibi. Dört farklı yerden çıktı. Ben nasıl hissediyor olmalıyım? Rahatlamış olması lazım ama bunun etkisi genelde akşama doğru. Akşama doğru tamam. Oh. Bakayım belim. Rahatım. Şimdi sürükleniyoruz o zaman. Evet. Şuram çekiyor. Genel bir boyun ağrım oluyor. Şuram zaten çok sert fark eder. Baş ağrılarım var mı? Kronik bir hastalık sürekli kullanıyor. Alperen Işken. Falan yok. Şimdi o sert olan bölgeleri koyuyorsunuz evet, sanıyorum evet. Sürüklere. İstemiyorsa ya başka sürük gelsin ya. Zorlamayalım sürüklere de. Aa evet ufak böyle bir uyuşma, böyle bir ısırımsı. Bir de burada bir şey merak ettim bak. Çok minik. Herkes de aynı sülüğü mü kullanıyorlar, sürükleri çöpe mi atıyorlar? Yok. Yok lan. Her sülük bir kere kullanılıyor. Evet, bir kez kullanılıyor. Sülük üretimine mi geçsek ya? His var şu an yani. Hani kaç tane var şu an benim sırtımda sülük? 5 tane. Bir tane de elime takar mısınız? Bakmak istiyorum onu. Şu an tutmaya çalışıyor değil mi? Ağzı nerede o garibin? Ama böyle içeri girip içeri girdi gidemez değil mi? Damarın sülüklerin koyarsa, ağzını gördünüz mü? Evet, çok kötü. Var. Yanlış yere koyarsan damarın içine giriyormuş bak. Bu oldu mu şimdi ya? Şuradaki bombeli kısım, kafası. Orasını gömmüş bana galiba. Bunu okşayayım mı hoşuna? Bak, sülüğün ağzını göstereceğim. Eğer böyle o neydi o bir tane fobisi olanlar vardı tırtıklı şeylere karşı. Ya işte varsa bakmayın arkadaşlar. Onlar fobi. Bir iki saniye bakmayın. Bak, böyle bir şey. Dişlere falan da yapıyorlar bu arada. Ne gider mi öyle bir şey var mı? Animiş animiş sülük şuradan tutuyor. Şurası da gövde kısmı. Yeni kan kim ya? Daha fazla yani durması gerekir mi yeterli mi? Kapattım lan kapattım. 30 dakika falan durması lazım. Rahatlatın omzumu ha. Şş, burası sert. Burayı rahatlatın. Sülüklerden bir tanesi kendini attı. Bakın. Oğlum Lordi Arch ne yapıyorsun? 25 tane donate atmışsın her saniye. Bu ne oğlum? Bakar mısınız abi? Now, 1 minute, 1 minute, 2 minutes. Gidiyor bak. Bir diğer donate'ler yok olmuş amına koyayım arkadaşın spamından dolayı. Mini minnacık gelen sülük kocamancık çıktı. Bu beni de emdiği için herhalde değil mi?
büyüdü bu. Sıkıldın mı lan benden? Neyi mi beğenmedin? Sülüklerimiz toplanıyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şeye bakıyorum da omzuma iyi geldi miye? Hayır, hemen olmaz. Hemen olmaz. Bunlar mucize gibi hemen olmaz. Bunlar hatta 3-5 seans sonra esas etkisi olur. Mesela sülük en az 4, en çok 10 seanstır. Bir seans biraz bir gevşetir ama tedavi değildir. Anladım. Masaj gibidir. Rahatlatmaca. O günlerde rahatlamaca. Ha, bunu yanımda götüreceğim. Bunu tasma bağlayıp gezdireceğim yanımda. Arada tavuğun üstüne, ayranın üstüne falan yapıştırırım. Son hali. Doktor çok iyi gülmüyor mu? Evet. Acaba. Şimdi ne yaptık? Sülükle hacamat tedavisi yaptık. Yaklaşık üstünden 2-3 gün geçti. Her gün ben böyle bir gözlemledim. Böyle kendimde, sırtımda, ağrılarımda, bende bir değişiklik var mı diye. Yani sülük ve hacamat tedavisi en azından bir kere denedim ben. Bilmiyorum her hafta deniyor olsam hayatımda nasıl bir değişiklik olur ama ben kendimde bir değişiklik olduğunu fark etmedim. Enerji temizletmeciye geldik. Auramızı, enerjimizi temizletip bakalım böyle dışarıdan enerjiyle nasıl bir ilginç tedavi yöntemi oluyormuş onu göreceğiz. Efsane bu ya. Hoş bulduk. Selam. Orkun. Oturalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben uluslararası Theta Healing eğitmeniyim. Theta Healing bir kuantum mekaniğidir. Theta Healing eğitmeni. Ve bizim ruhsal, zihinsel, bedensel denge sağlayan bir meditasyon tekniğidir. Ve anda şifalanmadır. Ve Theta Healing ile biz artık bize hizmet etmeyen bilinçaltı kalıplarımızı bulur. Burası sıkıcı mı? Ne var burada? Yok güzel abi, sıkıcı değil ya. Uykuya daldığımız anda olduğumuz beyin frekansı Theta'da. Meditasyonda Theta frekansına düşürüyoruz beyin dalgamızı. Ve bilinçaltımızın açık olduğu an. Ve orada tüm değişiklikler yapılabilir. Hipnoz gibi aslında. Hipnoz değil, kaybetmiyorsunuz kendinizi. Tamamen zihniniz açık. Deneyelim bakalım bir benim aurama bakalım. Neremde ne var? İçimi görüyorsunuz aslında gibi mi oluyor öyle? Şu anda hayatınızda zorluk çektiğiniz konular neler? Genel yorgunum. Sırtım, omzum, belim ağrıyor. İlk önce bir alanınızı temizleyeceğim. Kapatalım gözümüzü. Tamam. İlk önce yapacağımız bu çalışma koşulsuz sevgi diyorum. Kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyorum, evet. Üzerinizde bulunan, alan size hizmet temizlendi. Etmeyen, öfke, kızgınlık, acı, üzüntü, korku, endişe, boş gezen hatıra ve hafıza kayıtları, pisçik ataklar, pisçik kancalar, lanetler, büyüler, göz, nazar, yeminler. Bunların hepsini sizin enerji alanınızdan çekip çıkartıp Yaradan'ın ışığına gönderilmesini, yerine Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle yüklenmesini ister misiniz? Evet. Üzerinizde bulunan, size hizmet etmeyen, tokadı bir koyacağım gözler kapalı ama hiçbir şey kalmayacak. Kanser, bakteri, parazit, virüs, maya ve ağır kabulü de alıyorsun ya. Bunların Yaradan'ın koşulsuz sevgisine dönüştürmesini ister misiniz? Evet. Tüm çakralarınızın dengelenmesini ister misiniz? Evet. Evet. Tüm hücrelerinize koşulsuz sevgimi, mükemmel sağlık yükleyelim mi? Matrix gibi şu an. Tabii evet. Şimdi birkaç his yükleyeceğim. Anda şifalanmanın... Ya ablacığım. Olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Sevmek ve sevilmenin hissini yükleyelim mi? Tabii. Üzerinizde bir tüm da Yaradan'ın ışığına... Neydi o? Gora mıydı amına koyayım? Yükle, karışık var mı? Yükleme sadesi. Tam bir Gora sahnesi ya. Gir bunu la. Bu seviyede mutlu olmak için çok çalışmalıyım. Herhangi bir seviyede mutlu olmak için evet. Çok çalışmalıyım. Bunu gönderelim mi? Ece'ye hiç çalışmazsam. Ama hayır, dur şimdi ben yükleyeceğim onu. Yarın işe gelmiyor. Dur şimdi ben yükleyeceğim onu diyor. Çok çalışmasan da Vehbi deden yine de seni sever, bunu bilmek ister misin? Yani küçükken sevmezdi muhtemelen ama şu an sevebilir evet. Şu an itibariyle ne zaman çalışacağını, ne zaman dinleneceğini bilmek ister misin? İsterim. Günde 10 saat değil de 8 saat çalışıyorsun. Batarız. İş ve özel hayatımda dengeyi kurarsam batarım inancını, işim kötüye gider, maddi zarara uğrarım inancını Yaradan ışığına gönderelim mi? Maddi kısmına takılmıyorum. Ben başarı kısmında, maddi şeyinde çok özel değilim. Hayat. Şimdi şöyle bir kas testi. Ben işimle evliyim. Ben işimle evliyim. Şimdi işiyle boşanmamız lazım size. Tamam. Başarım artacaksa olur. Tamam, başarı, onu yükleyelim. Daha az çalışıp başarına sağlıyorum. Neden yükleyelim bunu? Sizi boşuyorum çocuklar. Dinlenirken yaratıcı fikirler geliştirebileceğiniz ve bu yaratıcı fikirleri hayata geçirebileceğinizi, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Evet. Bir işin değerinin olması için onu zorlanarak yapmam lazım inancını da Yaradan ışığına gönderelim mi? Evet, o inanç var.
Sevgili Orkun, şimdi hayal etmeni istiyorum. Hem kendi özel hayatına hem de iş hayatında. Bak, bana bu lazım ya. Ben de gidelim mi lan hep beraber? Gerçekten de hayatın her alanında. Yükleniyorsa hemen. Eşsiz yeteneklere, eşsiz projelere imzalar atıyorsun. Kolaylıkla, keyifle tüm projelerini hayata geçirebileceğini bilmek ister misin? Evet. Şimdi bunun bir yaratımını yapalım mı kuantum fiziğinde? Olur. Var olan her şeyin yaratısı en iyi, en iyi şekilde. Tüm bunlar şimdi Orkun'un hayatında. Teşekkürler. Oldu diyelim ve gözlem yapalım. Ne yapalım? Gözlem ben yapıyorum. Şimdi çok mutlu olduğum bir anıya gitmeni istiyorum. Oradaki hislere gir, nasıl hissettiğine. Şimdi oradaki o hislerin buradaki Orkun'a o misli olarak yüklenmesini ister misin? İsterim. Teşekkürler. Oldu diyelim. Teşekkürler. Oldu. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Yaptığımız çalışmanın %50 sorumluluğu bende, %50'si sende. Şimdi buradan çıktın, gene negatif konuşmaya başlarsan. Konu kapandı. Kötüyüm, yorgunum, bu deneyimleri çekiyorsun. Yani ağzımızdan çıkan sözcüklerin %30'u 40'ı gerçek oluyor. Bu doğru bu arada arkadaşlar, bu doğru bak. Buna hiçbir şey demem. Kendini sürekli aynı şeyi şartlayıp sürekli tekrarladığın zaman kendini ona itiyorsun. Bu doğru. Söylediğimizde %50 gerçek oluyor. Teta frekansında bu %80-90 gerçek oluyor. Eğer negatif konuşursan hemen ne diyeceksin? İptal. Hemen pozitif konuşacaksın. Çok keyifli oldu. Umarım sen de keyif almışsındır. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Discord'da beni böyle arada bir iptal ve oldu derken görürseniz hiç şaşırmayın. Anladım. Böyle hani bir değişiklik var. Spesifik olarak söyleyebileceğim bir şey yok ama 1-2 gün içinde bence daha net göreceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün sabahta Theta Healing yaptırdık. Aslında enerjiyle vücuttaki kötü düşünceleri, kötü aurayı, kötü enerjiyi, negatifi atmaya yarayan bir işlem ya, benim anladığım şey kadarıyla. Psikoloğa gittiğimde konuştuğum şeylere benzer şeyler. Ama bu böyle biraz daha sanki hipnoz gibi şartlama üzerine. Ya çok kahve içiyordum arkadaşlar. Ben de dedim ki ulan bir tane kendime kettle mı bu işte, çay kettle mıdır nedir yani işte anla. Ondan aldım. Çaycı mı diyorlar ona, ne diyorlar? Çay alışkanlığı yaratıyorum kendime. Günde 6 tane, 7 tane içeceğim. Kendim yaptım. İşte hani çok çalışmadan, çok kendini yormadan da başarılı olabilirsin. Hani şekersiz tekrar tabii. Tekrar tekrar söyleyerek aslında kişiyi şartlıyor benim anladığım kadarıyla. Şu an hani kendimi çok değişik hissediyorum diyemeyeceğim ama birkaç gün içinde yine göreceğiz. Bence faydası olabilecek bir yöntem. Hayır, kahveyi bırakmadım. Gerçekten psikolog ve psikiyatr mantığıyla aynı. Mahallemizin hastanesine geldik. Burası gerçekten benim evimin dibi. Yalnız Orkun bir gençleşmiş arkadaşlar. Olduğu için ben de biraz pimpirikli olduğum için haftada 3 kere 4 kere buraya geliyorum. Her şeyimi ben burada yaptığım için bütün olabilecek sağlık datam burada zaten mevcut. Vitamin iğneleri bu böyle yıllardır. Aa, size bir şey göstereyim mi 2 saniye? Dur. Bu önemli. Çok boktan bir zamanda bir şey göstereceğim. Chat'te okudum.